Arkadaşlar şimdi buradaki toplanmamızın sebebi tabii ki buradaki esnaf arkadaşların bir aydır bu Gezi Parkı olaylarından kaynaklanan olaylardan dolayı içimizde turizmciler var, esnafçılar var. Yani turizmin 32 sektöründen faydalanan buradaki arkadaşlar, esnaflar. Artık bir şekilde sabrediyoruz, sabrettik. Hani bugün bitti, şu şekilde, bu şekilde. Fakat hükümetimiz de olumlu adımlar atıyor. Devamlı yani onları muhatap aldı, konuştu. Olumlu adımlar attılar, geziyi açtılar. İstemiş oldukları şekilde parka çevirerekten. Fakat artık biz anladık ki bunların derdi gezi mezi işte yok ağaçmış, yok işte çevreymiş filan değil. Biz bunu artık çok iyi görmeye başladık. Ve bunlardan ricamız şu, yeter artık, yeter. Bakın buranın geliri yüksek olduğu kadar gideri de çok yüksek. Buradaki kiralar 10-15 bin TL civarında. Yani buradaki esnaf zaten zor geçiniyordu, zor kirasını ödüyordu. Bir aydır bakın şu anda hangisiyle konuşsanız hepsi size kan ağlayacak. Adam ekmeğine, evine, çoluğuna, çocuğuna rahat bir şekilde ekmek götürürken birden bir baktık önümüze bir çocuk attılar, Gezi Parkı çocuğu diye. Ne yüdüğü belli olmayan, babası, annesi nereden gelmiş belli olmayan bir şey çıkardılar. Ya biz hayatımızdan memnunduk. Bizim hiçbir sorunumuz yoktu ki. Herkes bir şekilde burada hayatından memnun. Ekmeğini çok rahatça kazanıyor, götürüyor. Ama nedense böyle bir şey çıktı önümüze. Ve biz bir türlü bir bakıyoruz, bir hayalet gibi üzerimizde yani ne yapacağımızı bilemiyoruz. Çalışmaya çalışıyoruz, iyi niyetle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Fakat hükümetimiz de aynı şekilde adımlar atıyor. Bir bakıyoruz. Bir şey bitmişken bir bakıyoruz ara sokaklardan fırlamışlar. Ondan sonra kendilerince yok Gezi Parkı platformu adında kim bunlar ya? Ne derler, nereye bağlılar bunlar? Biz de anlamadık. Hangi partiye bağlısın, nerelisin sen? Gezi platformu deyip ortaya çıkıyor. Gösterimiz var, hadi gelin. Nasıl oluyor böyle? Sen nereden çıktın ya? Buradaki esnafı düşünüyor musun sen? Sen orada toplanırken buraya turist gelmiyor. Turist gelmediği zaman da o 32 sektör aç kalıyor. Boyacısı bile burada ekmeğini götüremez oldu. Sen keyfinden orada Facebook'ta yazıyorsun, aa işte toplanalım gidelim. Bizi düşünün ya, buradaki insanları niye düşünmüyorsunuz? Peki biz şimdi size soruyoruz, siz Gezi platformu diye bir şey çıkar. Biz de Talimhane platformu diye toplanacağız şimdi. Biz ekmeğimize bakıyoruz. Siz Gezi platformu diyorsunuz, oraya çıkıyorsunuz. Neyin peşindesiniz ya? Biz ekmeğimizin peşindeyiz, siz neyin peşindesiniz? Çıkın karşımıza. Peki yarın şimdi, dün ben gezdim orada, bazıları işte açmışlar. Yok işte özgürlük, yok bilmem ne şunu. Yabancılar falan çekiyorlar. Biz de şimdi toplanacağız, tam yanlarında onları asacağız. Bunlar vatan haini diyeceğiz. Bunlar satılmış. Bunların amacı ülkeyi kaosa sürüklemek. Ekmek derdinde değiller bunlar. Fakat biz ekmek derdindeyiz. Oh. Gerçekten onları göstereceğiz. Diyeceğiz bakın. Afişe edeceğiz. Bütün dünya görsün. Esas Türk milleti burada. Vatanını sevenler burada. Bunlar vatan haini diyeceğiz. Sizi göstereceğiz. Çünkü sizin bir derdiniz yok ki. Bakıyorum ben tipine bakıyorum. Ne çeki senedi düşünecek şeyde değil. Gelmiş bir bakıyorsun adam elinde şişesi gidiyor. Lan sen evinde şişeyi götürürken ben evime ekmeğimi götüremeyeceğim. Bu nasıl vatanseverlik ya? Şu muhalefet partilerimize de iki tane büyük muhalefet, üç tane muhalefet partisi var. O muhalefet partilerine de bakın, siz gerçek eğer bu vatanı seviyorsanız, bu ülkeyi seviyorsanız, hükümeti demiyorum, o muhalefet partilerine gelin şu Taksim'i görün, gelin şu esnafları gezin, milletvekilleri. Bazı milletvekilleri vardı, tomalara, polise, molise küfür ediyorlardı. Gelin bizim aramıza ya, bize bir sorun bakayım. Şimdi biz işsiz kaldık. Bakın bir sürü insan, ben işçi çıkardım diğer arkadaşlar. Ne olacak? Arkadaş gösteri yapacaksanız şu Taksim'i unutun ya. Hükümet size Gazlı Çeşme'yi gösteriyor, Kadıköy'ü gösteriyor, bilmem neyi gösteriyor. Gidin. Gidin ya. Bırakın şu Taksim'i, Taksim'i halka bırakın, esnafına bırakın. Ekmeğimizle oynuyorsunuz yani. Biz tasvip etmiyoruz satırla matırla. Bak niye toplandık biz? Biz tasvip etmiyoruz onu. Ama artık gına geldi. İnsanların burasına kadar geldi.
lütfen ve lütfen muhalefet partileri sağduyulu davranırsalar bu işi bitirirler. Bakın biz halkız. Biz kör değiliz. Her şeyi görüyoruz. Sallayanı, şeyini biz çok iyi biliyoruz. Eğer bu vatanı, milleti seviyorlarsa ilk önce onlar. Onlardan bir laf her şeyi bitirir. Ama bakıyoruz onlar alttan alta gizli bir şekilde o ateşe odun attıklarını biz görüyoruz. Karşıyım. Merak etmesinler onu. Bence zaten bu gezi olayıyla bağlı bir şey değildi. Dışarıdan gelen biliyorsunuz olaylarla ilgili. Bizim Türk halkımız da buna kandığı için gördük yani Türkiye'nin halini. Gerçekten ben üzüldüm yani. Ben bir görüntü izledim. Polise saatlerce taş attılar. Naklen verildi bir kanaldan. Taş ve şeyler attılar. Molotov kokteylleri. Tomalar seyretti. Emin olun seyretti. Yani anlayabilmiş değilim ben bunu. Polis provokatörlerin üzerine yeterince gitmedi. İnanmıyorum. Eylemde aslında bu şekilde yapılmaması gerekiyordu. Eylemin ilk başlarında haklı olarak hakkımızı aramak için yürüyüşler yaptık, mitingler yaptık. Bunlar bu şekildeyken birdenbire esnafımızı, polisimizi aynı şekilde kendi halkımızı yaraladık. Bunlara zarar verdik. Olaylar bu boyuta gelmemeliydi diye düşünüyorum. Ben onlara karşıyım. Mesela kaldırımları, camları, ne bileyim tabelaları, bunları kıran döken insanlara kesinlikle karşıyım. Ayıp, günah. Çünkü sonuçta bunlar bizim vergilerimizden devletin malı. Eğer kişinin kişiye bir şeyi varsa kişiden olması lazım, öyle değil mi? Ama kalkıp da siz şuradaki bir şeye zarar verirseniz veyahut da bir şeyi kırarsanız, dökerseniz yazıktır, günahtır bence. Millet abartıyor, ortalığı karıştırıyorlar. Herhangi bir sorun yok. Adam daha güzel yapıyor. Gülü Gülistan gibi. Onlar bahanadır. Onlar Gezi Park'la bir alakası yoktur. Vallahi ne zaman işte zarar vermeye başladılar bu hani çevredeki yerlere. Bazı araya birkaç gruplar girdi. Onlar çok abarttılar. Ondan sonra eyleme zaten gitmeyi bıraktık biz. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum aslında da. Şu acaba arkasında, perdenin arkasında ne var? O çok önemli. Gönlümüz tabii ki Türkiye'nin birlik beraberliğinde, insanlarımızın birbirini sevip saymasında. Ama hiç kimsenin ölçüyü kaçırmaması gerekir. Türkiye'yi yönetenler gayet çok güzel yönetiyor. Evet. Ama bir avuç insan mahvetti. Siz daha iyi biliyorsunuz kim yaptığını düşünün. Gerçekten çok kötü. Yani Türkiye'yi bu duruma getiriyor. Ama onu mahvetmeye çalışıyorlar. Mahvedenler ama... Gezi olayları hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ben bunu beğenimsemiyorum. Neden de? Leylemini yap. Devlete kız. Başbakanımıza kız. Ama halkın camını, çerçevesini, belediye otobüsünü veyahut durakları yakmaya hakkın yok. Kırmadan, dökmeden, insanca, yani vatanperver her şeyi destekliyorum. Ama kırarsa, dökerse onun da karşısındayım. Lafını kesin de zarar vermeden. Bu zararlar hep cebimizden çıkacak bizim. Tabii. Bak hemşerim, Dikip evinden Kızılay'a kadar bir tane otobüs durağı kalmadı. Bunun zararları cebimizden çıkacak. Atıyorum belediye başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı otobüste 2,5 lira yapsa kimin cebinden çıkacak hemşerim? Gayet benim cebimden çıkacak. Kimse desteklemez. O, hemşerim sen kırmadan, dökmeden. Güzelce yürüse haktır. Tamam, ama sen buyurun, sen benim deminki söylediğimi anladın mı? Anladım. He? Ama eğer bu TV'de yayınlanırsa Sayın Başbakanımız özellikle dinlemesini istiyorum. %60'dan geleceğinin %100 garantisini veriyorum mesela bunu. Bunu söylüyorum. %55-%60. Her zaman da arkasındayız. Yanlış bir şey. Ülkeyi kötü yola sevk ediyorlar. Kötüye götürüyorlar. Yani bana göre yanlış bir şey. Hoş bir şey değil. Çok kötü bir şey. Her şey eylem yapılacaksa düzgün bir yerinde partinin ve hükümetin belirlediği yerde yapılır. Gezi Parkı yapılacak. Senin canın yanarsa ne yaparsın kardeşim? Hayır, canını mı yakarsa hayır, benim ne hayır, yaparım? Ne yandı? Canın ne yandı ya? Şu güzel ülkeyi... Ne demek hayır, ya? Gaz bombaları. Gaz bomba. Şu güzel ülkeyi bölmeye çalışıyorlar. Niye hayır, bölüyorlar? Hayır. Onlar bölüyor. Hükümet bölüyor. Hükümet bölüyor. Neyle bölüyor? Hükümet bölüyor. Hükümet bölüyor. Möbeseyi yıkıyorsunuz. Ortalığı karıştırıyorsunuz. Otağları kırıyorsunuz. Esnafa nefes aldırmıyorsunuz. Hükümet mi yıkıyor? Hayır, hayır öyle şey yok. Gezi Parkı değil. Ne demek orada milletin arabasını kır, otobüsünü kır, durağını kır,
Parasını siz mi veriyorsunuz? Hayır. Kim veriyor? Hep bu gariban veriyor onun parasını. Bu gariban, gariban. Orada olan ne işi? Hepsinin gariban veriyor. Bunların parasını bunlardan hepsinden devlet almazsa bu da devlet değil. Bu kırılanların hepsini parasını evet alması lazım yani. Kesinlikle alması lazım. Kim kırıyorsa benden de alacak. Orada ölen 6-7 kişinin hesabını yapmıyorsun ki. 6-7 tane genç delikanlı gitmiş. Bunun hesabını kim verecek? Benim oğlum da akıl varsa oraya gitmez. Benim oğlum gitsin oraya. Ha yanlış konuşmayın. Benim 4 tane çocuğum var. 3 tanesi üniversitede okuyor. Okuyor daha öğrenci. Esnafı taşlamadı, milleti taşlamadı. Çalıştı, hakkıyla aldı. Gezi Parkı dedikleri çocuklar neyin peşindeler? Neyin peşindeler? Neyin peşindeler? Ağaç peşindeler, ağacı kırıyorlar. Esnaf peşindeler, esnafı aç bırakıyorlar. Bunlar neyin peşinde? Ben anlamıyorum ki. Onlar bizim kendi evlatlarımız değil yavrum. Onlar dışarıdan gelen güçlerin çocukları, yandaş, onlar parayla gelen çocuklar, Türkiye'yi karıştırmak isteyen bebeler. Ben vatan hain olsam şu camı çerçeveye kırarım, şu arabayı kırarım. Şu sokak adamın arabası var orada, sen, o adamı kırarım orada. Ben vatan hain olsam onu kırarım. Ah ustadan. İşte vatan hain olsam onu kırarım. Onu kıran kim senin kimse? Vatan hainleri kırdı. Şuna Allah aşkına ya bırak. Ben mi kırdım? Rahatlık, durduk yerde neymiş? Akşam polis önüne gelmiş birdir bir oynuyor. Ne işin var sen git okumanı yap. Ne yapacaksın? Ya. Işte. Kaldırımda şu söküp polis atmak mı hak aramak? He? Oturakları yakmak mı? Hayır. He? Onları bak mı? Al bayrağı yırtmak için en büyük engel polis mi? Sen vatan için yürüyorsan bana bir dakika. Sen vatan için yürüyorsan kaç şehidin arkasında kahrolsun PKK'da yürüdün? He? Yürüdü mü? Kahrolsun Amerika diye bağırırsınız, İsrail'e uçaklık yaparsınız. Hadi oradan be. Bu Perinçek'in cezası şu an için rekor bir ceza değil mi? Evet, Türk ceza tarihi için de rekor bir ceza. 117 yıl öyle kolay kolay insana ceza verilmez. Evet. Evet, diğer kararlar da düşmeye devam ediyor.